Kontrol dersimize devam ediyoruz. İlk konumuz benzetme yani teşbih. Benzetme yani teşbih sanatı şudur. Bir şeyin özelliğini herhangi bir bakımdan göz önüne getirmek, canlandırmak ya da daha etkili ve çarpıcı kılmak için onunla başka bir şey arasında ortak bir nitelikte benzerlik kurma işine benzetme yani teşbih denir. Benzetme sanatını neden biz kullanıyoruz? Size öncelikle onu açıklayayım. Gerekliliği neden? İnsanlar şiir yazarken ya da bir cümle kurarken işte sözlerinin ve şiirlerinin daha albenli olmasını, daha çok dikkat çekmesi ve kulağa daha çok hoş gelmesi için benzetmeden yararlanır. Aynı zamanda duygularını anlatırken somutlaştırarak anlatmak istedikleri için benzetmeye çok ihtiyaç duyarlar. Ve benzetmeyi yaparken de dikkat etmesi gereken dört öğesi vardır. Bunlardan biri benzeyen, diğeri benzetme edatı, diğeri kendisine benzeteyen, bir de benzetme yönü olmalıdır. Şimdi bakalım bunlar nasıl oluyormuş, örnek üzerinden inceleyelim. Mesela diyor ki yüzü ay gibi ışıl ışıl parlıyordu derken. Şimdi burada benzeyen, benzetilen ve benzetme edatı ve benzetme yönünü bulmamız gerekir. Şöyle, şimdi burada benzetilen ne? Neyi benzetmek istiyor? Yüz. Yüz neye benzetilmek istenmiş? Aya. Neden aya benzetilmek istenmiş? Işıl ışıl olduğu için, parladığı için. Buradaki gibi de ne oluyor? Edat oluyor. Yani mantığımız şöyle. Ben bir şeyin ne kadar güzel, ne kadar özel, ne kadar çok olduğunu anlatmak istiyorsam somutlaştırmak isterim bunu insanların göz önünde. İşte benzetme sanatı da bunun için var. Burada yüzünün ne kadar parlak olduğunu, ışıl ışıl olduğunu anlatmak istemiş. Bunu anlatırken de ayın ışıltının en çok olduğu şey ne? Aydır. Ayı kullanarak yapmış. Gibi edatını da kullanarak benzetme sanatını yapmış. Yani şöyle olmuş cümlemiz artık. Yüzü ay gibi ışıl ışıl parlıyordu derken. Burada benzeyen yüz, benzetilen ay, benzetme yönü ışıl ışıl olması, benzetme edatımız da ne? Gibi edatı. Diğer örneklere bakalım. Türk çayı için tavşan kanı derler. Siyah ya da yeşil değil, kırmızıdır. Tıpkı her vatansever Türk'ün damarlarında akan kan gibi. Tıpkı göklerde gururla dalgalanan Türk bayrağı gibi. Eşsiz güzellikteki halılar değişleyen kırmızı yün gibi tıpkı. Derken şimdi bakalım. Burada Türk çayı ne olmuş? Benzeyen olmuş. Çünkü ne yapacak? Türk çayını benzetecek ki bir şeye. O zaman Türk çayı benzeyen. Her vatansever Türk'ün damarlarında akan kan gibi derken. Burada en kolay bulacağınız şey gibi yani benzetme edatı. Benzetme edatını da bulduk. Kendisine benzetilen de yani Türk çayını benzettiği diyorum dikkat edin. Benzettiği şey de her vatansever Türk'ün damarlarında akan kan gibi olması. Ondan sonra devam ediyoruz. Göklerde gururla dalgalanan Türk bayrağı gibi. Hemen gibi buluyoruz benzetme edatı. Bir de yine kendisine benzetilen var. Türk çayını yine neye benzetmiş? Göklerde gururla dalgalanan Türk bayrağına benzetmiş. Devam ediyoruz. Alttaki örneğe bakalım. Gibi yine buluyoruz benzetme edatı. Eşsiz güzellikteki halılarda işlenen kırmızı yün gibi. Yine Türk çayını neye benzetmiş? Eşsiz güzellikteki halılarda işlenen kırmızı yüne benzetmiş. O zaman bizim benzetme yani teşbih sanatını yaparken dikkat etmemiz gereken 4 tane öğe var. 1. Benzeyen. 2. Benzetilen. 3. Benzetme yönü. 4. de benzetme edatı. Geçelim diğer sanatımıza. Kişileştirme yani teşhis. En kolayı budur zaten bunun. O da şu. Diyor ki insan dışındaki varlıklara ya da kavramlara İnsan özelliklerinin, insana ait özelliklerin verilmesine kişileştirme denir. Yani şöyle, insanlar aynı zamanda bir kişi midir? Evet, yani o zaman ben insan dışındaki her türlü varlığa, bakın kedi olabilir, köpek olabilir ya da başka bir şey olabilir, masa olabilir, yatak olabilir, aklınıza gelebilecek insan dışındaki bütün varlıklardan bahsediyorum. Bunlara insana dair bir özellik kazandırırsam kişileştirme sanatı yapmış olurum. Yani bir masanın konuşması. Şimdi konuşmak kime has bir özellik? İnsanlara ait bir özellik. Ama ben ne yaptım? Masayı da konuşturdum. Demek ki ben burada ne yapmış oldum? Masayı kişileştirmiş oldum. Demek ki kişileştirme sanatı neymiş o zaman? Özetliyoruz. İnsan dışındaki varlıklara ya da kavramlara insana ait özelliklerin verilmesi. Şimdi örneklerden daha iyi anlayacağız. Bakalım örneklerimize. Diyor ki düşünürdük her zaman yalnız duran çınarı, yağlı pınar başında tek başına korkmadan kuşlar mı arkadaşı? Derken şimdi
Burada kişileştirmelerine bakalım. Diyor ki, tek başına kopmadan kuşlar mı arkadaşı derken. Kişileştirilen varlık ne? Yalnız duran çınar. Hangi özellik vermiş? Tek başına korkmadan kuşlar mı arkadaşı demiş. Yani bir çınarın kuşlarla arkadaş olması mümkün mü? Hayır değil. Arkadaşlık ilişkisini sadece kimden kurabilir? İnsanlar kurabilir. Yani bir kuşla çınarın arkadaş olması mümkün değil. O zaman ben burada ne yapmış oldum? Kişileştirme yapmış oldum. Diğer örneğimize bakalım. Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinde soyarken, Şubat ayı kış yelini kovarken, cennet demek sana yakışır dağlar diyor. Buradaki kişileştirme sanatlarını bulalım hemen. Diyor ki, Çukurova bayramlığını giyerken, şimdi Çukurova'nın bayramlığını giymesi mümkün mü? Hayır. Kim bayramlığını giyer? İnsanlar bayramlığını girer. O zaman ben insana ait bir özelliği Çukurova'ya verdiysem burada ne yapmış oldum? Kişileştirme sanatı yapmış oldum. Şubat ayı kış yerini kovarken. Şimdi kovma eylemini kim yapabilir? Bir insan yapabilir sadece. Burada Şubat ayının kış rüzgarı yani kış yerini kovması mümkün mü? Değil. Diğer bir örneğe bakın diyor ki cennet demek sana yakışır dağlar. Dağlar konuşabiliyor mu ki cennet diyebilsin? Hayır kim konuşur? İnsanlar konuşur. Ama burada dağları ben insanlara ait bir özelliği mi verdim? Evet demek ki ben burada kişileştirme sanatı yapmışım. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki tablodaki cümlelerle kişileştirme olanların sondaki kutuya K, benzetme olanları da B yazınız diyor. Bakalım. Bir yağmur başlar ya inceden inceye, bak o zaman topraktaki sevince. Şimdi sevinç kime ait bir özellik? İnsana ait bir özellik. Ama burada sevinen kim? Toprak. Demek ki ben toprağa insana ait bir özelliği verdiysem burada kişileştirme yapmışım demektir. Diğer örneğe bakalım. Kız çocuğunun sapsarı ipek gibi saçları vardı derken. Dikkat edin burada gibi edatını kullandıysa ne var burada? Benzetme var. Buluyoruz şimdi. Burada kız çocuğunun sapsarı ipek gibi saçları vardı derken saçları benzeyen, ipek benzetilen gibi de ne? Benzetme edatı. Peki benzetme yönüne sapsarı olması. Devam ediyoruz. Annemin pamuk gibi yumuşacık kalbi hep bizimledir derken yine gibi edatını kullanmış benzetme olduğunu anlıyoruz. İstanbul'daki inatçı kış yerini bahara bırakmıyordu bir tür derken. Şimdi inat kime ait bir özellik? İnsanlara bir ait özellik. Peki burada kim inatlaşmış? İstanbul'daki kış. Peki böyle bir şey mümkün mü gerçek hayatta? Değil. İnsana ait bir özelliği. Ben insan dışındaki bir varlığı yani İstanbul'a verdiğime göre burada kişileştirme yapmışım demektir. Bütün gün kırlarda dolaşmış, güler yüzlü çiçekleri sevmişlerdi derken. Şimdi burada ne var? Kişileştirme var. Bütün gün kırlarda dolaşmış, güler yüzlü çiçekleri sevmişlerdi derken kırların dolaşması mümkün mü? Hayır, çiçeklerin güler yüzlü olması mümkün mü? Çiçeklerin güler yüzlü olması mümkün değil. Güler yüzlü olmak insanlara ait bir özelliktir çünkü. Devam ediyoruz. Katrancının cennet gibi koyları bugün pislik içinde derken gibi edatını kullanmış. Demek ki burada da ne yapmış o zaman? Benzetmeyi kullanmış.